Günaydın. Günaydın. Bir haber var mı? Kimle? Toprak abiyle. Satır Celil, satırla. Doğru adına dair rivayetler var. Kendimi şanslı hissettim şimdi. Yani sonuçta seni sevdiğimi söylediğinde sadece masayı terk etti. Acaba o gün şahitler var diye seni doğramadı da daha uygun bir zaman mı kolluyor ki? Valla göreceğiz. Akacak kan damarda durmazmış. Çok sağ ol sevgilim olacak vurdum duymaz. Vallahi içimi rahatlattın. Ne demek güzelim her zaman. Of yalın. Ya dalga geçme. Zaten abim gelince bana ne diyecek diye ödüm kopuyor. Sana hala misafirimken şansını zorlama dediğine göre sinirlendi demek ki. Kardeşinle konuşacağım demiş. Demek ki o sinirle benim canımı okuyacak. Sen sinirli bir Laz'ın neler yapabileceğini biliyor musun? Mesela Çınar dün en az 5000 kadar kişinin bir daha trafiğe çıkmama kararı almasına sebep oldu. Çünkü Habibe'ye sinirlenmişti ki... Toprak abimin yanında Çınar'ın sinirinin esamesi... Defne. Hı. Korkma ben varım. Varsın değil mi? Varım. İyi misin bebeğim? İyiyim tabii. Hatta mutluluktan gına geldi. Defne. Tamam. Hadi artık korkuları bir yana bırak. Söylemesi kolay. Yapması da kolay inan bana. Sen nereden biliyorsun? Senin korktuğun hiçbir şey yok ki. Vardı. Neydi? Sana aşık olmaktan korkmuştum mesela. Niye ki? Ben hep aşkın acı vereceğini düşündüm. İnsanların niye bu acıyı seçtiğini de pek anlamadım. O yüzden herhalde. Peki niye fikrini değiştirdin? Aşkın acı vereceğini düşünüyorsan niye aşkı seçtin? Seçmedim. Aşkın bir seçenek olmadı. Değil mi? Değil. Korkunun necele faydası yok yani. Mecburen bıraktın. Aynen. Ben kendimi sana bıraktım Naz kızım. İstediğin gibi takıl işte. Emin misin? Takılırım ben. Eminim. Kesin ve net bilgi. Yanındayız fındık. Sağ ol abicim. Toprak, bak çok sinirlenmek yok. Kız zaten korkuyor. Hoş buldum Leyla. Ay bir hoş gel de sonra hoş bul ayol. Uşak niçin sinirli? Ha biz niçin dut yemiş bülbüle döndük? Siz yoksa bir şeyler mi karıştırdınız? Sen karıştırmışsın. Oy.
Hatice'm dur Allah aşkına, zaten ortalık karışık. Ha biz durur olduk da hepiniz kudurdunuz maşallah. Hadi uzatma da anlat. Anlatacak babaannem, anlatacak. Başla. Başlayayım. Evet. Tribünler her zamanki gibi coşkulu. Evet. Şöyle ki... Ben Yalın'ı seviyorum, Yalın da beni seviyor. Yattılar kapıya çıkana kapıyla, çıkana kapıyla. Korkuyorum ben de çıksam umurum da beni kapacak. Haydi. Yalın Aras bana gelmeseydi. Söylemeyi düşünüyor muydun? Yoksa arkamdan iş çevirmeye devam mı edecektin? Susmasana kızım, susma. En azından o herif bilmem gerektiğini düşünmüş. Sen ondan mı düşünmedin? Ne yapayım lan ben size? Hangi birinizi hizaya getireyim ben sizin? Bizim hizaya getirilecek bir durumumuz yok abim. Nasıl yok lan, nasıl yok? Sen herifi benden saklıyorsun. Herif karşıma geçmiş, gözümün içine baka baka bilmem gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Fikrimi sormak yok, izin almak yok. Bilsem yetermiş. Ne diyeyim lan ben burada? Sen izin vermesen ne olacak abi? Biz tamam deyip boyun mu eğeceğiz? Ya yeter artık abi, yeter. Ya ben senden korkmak istemiyorum. Senden ve sizlerden bir şeyler saklamak istemiyorum. Ya tamam, hata yapabilirim. Ama hata yapsam bile sizin benim arkamda olduğunuzu bilmek istiyorum. Benim hata yapmama izin ver istiyorum. Ben sana hata yapma izni vermiyorum Defne. Benden korkuyor musun? Korkmaya devam et. Hatta sen benden kork Defne Barutçu. Benim o kafada adama verecek kız kardeşim yok. Yalın Aras mevzu burada kapandı. Sen kapatabilirsin. Ben kapatmadım. Sonsuza kadar da kapatmayacağım abi. Ay! Abi! Abi! Çınar yeter. Bırak! Abi yeter. Abi yeter, bırakmam. Kız sana seviyorum diyor. Sen nasıl anlamıyorsun? Anlamaz Çınar. Çünkü sevgi diye bildiği hükmetmekten başka bir şey değil. Ortak noktalar edineceksiniz zaman içinde. Bunu başaramazsanız da... Başaramazsak da? O zaman da aşk bittiğinde bitirilmesi gereken bir evliliğiniz olmayacak. En önemlisi ortada anne babasız kalan bir çocuk olmayacak. Abi tamam, yani böyle düşününce haklısın tabii. Ama şunu unutuyorsun. Ben aşkın biteceğine inanmıyorum. Biz bunu daha önce de konuştuk seninle. Her aşk bitmez. Yeşim, sen gördün, bizzat yaşadın. Her aşk biter. Bitmez abim, bitmez. Yeşim, başı olan her şeyin sonu var. Bu dünyanın kuralı. Her aşk biter. Yapma abi ya. Ne olacak yani? Senin Defne'ye olan aşkın da mı bitecek? Bitecek tabii. Benim ona olan aşkım da bitecek. Onun bana olan aşkı da bitecek. Yani
ne olacak sizin aşkınız bitince? Siz de mi ayrılacaksınız? Bizim ortak noktamız çok. Ayrılma ihtimalimiz çok düşük. Ben senin gibi düşünmüyorum. Ve bana izin vermeni istiyorum. Yani aşkı kendi inandığım gibi yaşayabilmem için. Yeşim, gerçekten buna izin veriyorum diyemem sana. Ama biliyorsun ki aslında izne ihtiyacımız yok. Nasıl yok? Yeşim, ben seni korumak istiyorum. Bazen bunu abartıyorum. Sen hep benim küçük kardeşim oldun. Ama şimdi? Büyüdüm. Bunu kabul etmem lazım. Ben onaylasam da onaylamasam da elbette ki kendi inandığın gibi yaşayacaksın. Peki yanımda olacak mısın? Her zaman. Beni. Ne zaman istiyorsun? Yarın. Dedem tamam gelsinler dedi çünkü. Gelsinler anasız dedim. Gelsinler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.